أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Herkesten önce inanan kişi olduğunu haber veriyor bakın bu ayeti kerimesinde. Böylece Rabbimiz bize de diyor ki bu ayetiyle davetçi başkalarını kendi mesajına çağırmadan önce kendisi kendi mesajına köklü bir biçimde iman etmesi lazımdır. Değilse o mesaj mutlaka muallakta kalacak, o dava asla icabet görmeyecektir. Evet, peygamber çağırdığı mesaja, çağırdığı davetine herkesten önce iman eden, herkesten önce teslim olan kişidir. Bakın Zümer suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz peygamberlerinin bu konudaki tavrını şöyle anlatıyor. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ O ki gerçeği getirdi ve onu bizzat kendisi tasdik etti. Bizzat kendisi ona iman etti. Çünkü peygamber insanlık için seçilmiş bir örnektir. Kur'an-ı Kerim peygamberin kişiliği, peygamberin sıfatları ve pratik uygulamalarıyla insanlara örnek olarak takdim edildiğini haber verir. İşte burada da buyuruluyor ki, peygamber Allah'tan kendisine gelenlerin tümüne iman etti. Hem de onun ümmeti olan müminler de onların tamamı Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Müminler de Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın meleklerine inandılar, iman ettiler. Allah'a iman, Allah'tan gelenlerin tümüne iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın hayata karışacağına iman demektir. Allah'a iman, onun Rab, Melik ve İlah oluşuna iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde bir hayat yaşamaya iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın belirlediği hayat programına iman demektir. Allah'a iman, kişinin boynundaki kulluk ipini yalnız Allah'ın eline vermeye iman demektir. Allah'a iman, iradeyi Allah'a teslime iman ve Allah'ın çektiği yere gitmeye iman demektir. İşte hem peygamber hem de müminler böylece Allah'a inandılar, Allah'a teslim oldular. Sonra peygamber ve müminler meleklere de iman ettiler. Önceki derslerimizde de demeye çalıştık. Meleklere iman, Allah'ın melekleri vasıtasıyla sürekli bizimle diyalog halinde olduğuna iman demektir. Meleklere iman, Allah'ın böyle dünyayı yaratmış, sonra da ne haliniz varsa görün,
Ben sizinle ilgilenmiyorum. Hukukunuz, ticaretiniz, kılık kıyafetiniz, kazanmanız, harcamanız, eğitiminiz, hayatınız nasıl olursa olsun, nasıl bilirseniz öylece yaşayın. Keyfinize nasıl uygun geliyorsa öylece yapın diyerek kendi köşesine çekilmiş bir Allah değil, her an melekleri vasıtasıyla bizi kontrol altında tuttuğuna iman demektir. İşte meleklere imanın bizim hayatımıza yansıyan yönü budur. Meleklere iman her an melekleri vasıtasıyla Allah'ın bizimle diyalog halinde olduğuna iman demektir. Meleklere iman onlar tarafından sürekli amellerimizin tespit edildiğine iman demektir. Meleklere iman hesap ve kitaba iman demektir. Yani meleklere iman ahiret hesabına göre bir hayat yaşamak gerektiğine iman demektir. Sonra bu melekler vasıtasıyla Allah'ın gönderdiği kitaplara da iman etmişlerdir o peygamber ve o müminler. Kitaplara da iman ettiler. Kitaplara iman Allah'ın vahiy gönderdiğine iman demektir. Kitaplara iman Allah'ın yeryüzüne karıştığına iman demektir. Kitaplara iman Allah'ın bizim hayatımıza karıştığına iman demektir. Yani kitaplara iman Allah'ın vahiy gönderdiğine iman demektir. Kitaplara iman Allah'ın bizi kanunsuz, yolsuz, yordamsız, plansız, programsız bırakmadığına iman demektir. Kitaplara iman onlarla sorumlu olduğumuza iman demektir. Yani kitaba iman demek, o kitapla ben hayatımı düzenleyeceğim, o kitapla ben hayatıma düzen vereceğime iman demektir. Kitaplara iman, onların içindekilere göre bir hayat yaşamaya iman demektir. Kitaplara iman, onlardan hesaba çekilmeye iman demektir. Onların yani kitabın bizden istediği hayatı yaşamaya iman demektir. Evet, o müminler, peygamber ve ona tabi olan müminler kitaplara da inandılar. Bir de o müminler Allah'ın kendileri için örnek olarak seçip görevlendirdiği peygamberlerine de inanmış insanlardır. Peygamberlerine de inanmışlardır onlar. Peki peygamberlere iman ne demektir? Önceki derslerimizde epey bir şeyler demeye çalıştık ama burada da bir iki cümle söyleyelim. Peygamberlere iman, onların örnekliliğine imandır. Peygamberlere iman, onları takip etmeye, onlara tabi olmaya imandır. Peygamberlere iman, onların hayatta en büyük örnek olduklarına ve onların adım adım takip edilmesi gerektiğine imandır. Evet, demek ki müminler de Allah'a iman ettiler. Allah'ın kitaplarına, Allah'ın meleklerine, Allah'ın elçilerine, Allah'ın peygamberlerine inandılar ve dediler ki la nuferriqu beyne ahadin min rusulih. Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisinin arasını ayırmayız. Bunu surenin önceki ayetlerinde de demeye çalışmıştım. Bu ifadenin biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisinin arasını tefrik etmeyiz, ayırmayız ayetinin birinci manası bakın şöyledir. Peygamberlerden kimilerini kimilerine tercih ederek birbirlerinin arasını ayırmayız demektir. Bunun birinci manası. İkinci manası peygamberlerden birini veya birkaçını kabul edip diğerlerini reddederek onlar arasında böyle bir ayrım yapmayız demektir. Yani onların tümünün Allah tarafından görevlendirildiğini, gönderildiğini, tümünün salih, sadık olduklarını, kendilerinin Rabbimiz tarafından hidayete erdirildiklerini ve bizi de doğru yola ilettiklerini ikrar ve kabul ederiz. Onların hiçbirisinin arasını ayırmayız demektir.
İşte müminler dediler ki la nuferriqu beyne ahadin min rusulih. Sonra ve kalu semi'na ve ata'na gufranaka rabbana ve ileykel masir. Ve yine müminler dediler ki ey Rabbimiz, işittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz. Bizi yarlığa, bizi affet. Bizim günahlarımızı, bizim kusurlarımızı, bizim eksikliklerimizi, bizim hatalarımızı görmeyiver ey Rabbimiz. Şüphesiz ki dönüş sanadır dediler. Evet, ey Rabbimiz, senin mesajın peygamberlerin tarafından bize gelince biz onları işittik ve itaat ettik. Senden gelene iyice kulak verdik, dikkatlice dinledik. Anlamaya çalıştık, kafa yorup anladık ve itaat ettik. Kerhen değil, tav'an itaat ettik. Yani istemeyerek değil, isteyerek ve seve seve itaat ettik ya Rabbi. Senin peygamberlerin vasıtasıyla bize gönderdiğin hayat programına istemeyerek değil, isteyerek seve seve duyduk, işittik, inandık ve itaat ettik. İşittik ve hemen uyduk. İşittik ve hemen gereğini yerine getirdik ya Rabbi. Evet, müminler böyle diyorlar. İşittik ve hemen uyduk ya Rabbi. İşittik ve hemen gereğini yerine getirdik ya Rabbi. Bakın burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. İşitmek, indirileni bilmeyi, tanımayı gerektirir. Bilmek ve tanımak da okumayı ve ondan haberdar olmayı gerektirir. Şimdi söyleyin bakalım. Kitaplarını tanımayan, kitaplarından habersiz bir hayat yaşayan Müslümanlar nasıl diyebilecekler bunu? Ya Rabbi, biz kitabını işittik ve onunla amel ettik. Ya Rabbi, biz bize düşeni yaptık. Sen de ya Rabbi bize mağfiret et. Bizim elimizde olmayarak işlediklerimiz konusunda bize mağfiret buyur ya Rabbi. Bizim elimizde olmayarak kalplerimizden geçenler konusunda bizi affet ya Rabbi. Onları görmeyiver ya Rabbi. O kusurlarımızı hesaba katmayiver ya Rabbi. Siliver Allah'ım, yok farz ediver. Kale almayiver, hesaba katmayiver Allah'ım. Peki nasıl diyeceğiz bunu? Yani bunu demeye hakkımız olacak mı? Önce kitabı tanımak zorundayız, kitabı okumak zorundayız, işittik ya Rabbi, hemen uyuduk demek zorundayız, tanıdık ya Rabbi, kitabında gönderdiğin hayat programının tamamına teslim olduk ya Rabbi, onu yaşadık yani gereğini yerine getirdik ya Rabbi diyebilmeliyiz ki, sonra da bunu demeye hakkımız olsun. Yani önce bir işiteceğiz kitabı. Önce bir okuyacağız, tanıyacağız Allah'ın kitabını ve sonra itaat edeceğiz onlara. Yani samimiyetle onları uygulamaya çalışacağız. Bunu yaparken de ufak tefek kusurlarımız olmuşsa o zaman da aman ya Rabbi sen bilirsin diyeceğiz. Görmeyiver ya Rabbi, kale almayiver ya Rabbi, siliver ya Rabbi diyebileceğiz. Yani bunu demeye hakkımız olacak. Bakın Bakara suresinde bu haklarını kaybedenleri anlattı Rabbimiz. Yani kitaplarını bozanları, kitaplarını tahrif edenleri, kitaplarının ayetlerini az bir paha karşılığında satanları, kitaplarının ayetlerini insanlara anlatmayanları, kitaplarıyla diyaloglarını kesenleri, kitaplarını arkalarına atanları ve böylece Allah'ın mağfiretini kaybedenleri, Allah'ın affını kaybetmek bir tarafa, Allah'ın gazabına ve Allah'ın lanetine maruz kalanları daha önceki ayetlerde anlattı uzun uzun Rabbimiz. Öyleyse biz de kendimizi bu konuda hesaba çekmek zorundayız. Yani acaba bizler de bizden öncekiler gibi işittik ve isyan ettik diyenlerden miyiz? Yani dilimizle inandığımızı söylüyor ama hayatımızda bu inancı yalanlayanlardan mıyız? Yoksa kimileri gibi
işitmeden inandığımızı mı iddia ediyoruz? Yoksa kimileri gibi işittik ama unuttuk diyenlerden miyiz? Yoksa işittik ama hayatımız değişmedi diyenlerden miyiz? Allah için bu konuda kendimizi çok ciddi bir hesaba çekmek zorundayız. Allah korusun, bakın buraya kadar bir 286 ayet tanıdık. Peki bütün bu ayetler ne değiştirdi bizim hayatımızda? Yani Bakara'yı bilmeyen dünkü bizle Bakara'yı bilen bugünkü biz arasında bir değişiklik olmamışsa veya Bakara'yı bilmeyen insanlarla Bakara'yı bilen bizim aramızda bir fark yoksa, yani bu kadar ayet bizi değiştirmemişse, Bakara'yı bilmeyen şu insanlarla bizim aramızda belirgin bir fark görülmüyorsa, Allah korusun da bu nasıl Müslümanlık diyeceğiz? Veya bu Allah'ın kullarına aman ey Müslümanlar, aman ey Allah'ın kulları, siz de Bakara'yı tanıyın, aman siz de bu sureyi öğrenin, nasıl diyeceğiz bunu? Yani ne yüzle diyeceğiz bunu? Demeyecek mi onlar, ya Bakara'yı bilen sizlerle Bakara'yı bilmeyen bizlerin arasında ne fark var? Yani Bakara'yı öğrensek biz de sizin gibi olmayacak mıyız demeyecekler mi? Yani ne yüzle diyeceğiz bunu insanlara? İşte sizin hayatınız, işte bizim hayatımız. İşte sizin evleriniz, işte bizim evlerimiz. İşte sizin çocuklarınızın eğitimi, işte bizim çocuklarımızın eğitimi. İşte sizin kadınlarınızın giyimi kuşamı, işte bizimkilerin giyimi kuşamı. Yani sizinkilerle bizimkilerin ne farkı var demeyecekler mi bu insanlar? Öyleyse okuyacağız, dinleyeceğiz, işiteceğiz ve hemen arkasından da itaat edeceğiz. Başka çaremiz yok. Yani hemen arkasından da duyduklarımızı amele dönüştürme savaşı vereceğiz ve sonra da şu duayı demeye hakkımız olacak. Gufranaka Rabbena ve ileykel masir. Gufranını, yani görmezden gelmeni, silivermeni, hesaba katmamanı, kale almamanı, yok farz etmeni umarız ya Rabbi. Ve ileykel masir, dönüşümüz de ancak sanadır ya Rabbi. Sana döneceğiz, hesabı sana ödeyeceğiz. Yaptıklarımızın, ettiklerimizin hesabını sana vereceğiz ya Rabbi. İşte bu duayı diyebilmek için kitabımızı okumak zorundayız, kitabı işitmek zorundayız. Sonra da onu amele dönüştürme kavgası içine girmek, hayatımızı onunla değiştirmek zorundayız. Evet, gufraneke rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi, bizler her ne kadar da kitabını okumuş, kitabını anlamaya çalışmış, işitmiş ve işittiklerimizle amel etmeye çalışmışsak da, işitmiş ve itaat etmeye çalışmışsak da, kusurumuz çoktur ya Rabbi, hatamız çoktur. Eğer sen bizi yarlıgamazsan biz helak oluruz. Çünkü bizler her ne kadar da sana kulluk etmeye çalışsak da yine de istemeyerek, nefislerimize uyarak veya unutarak bilgisizce sana karşı gelebiliriz. Senin emirlerini çiğneyebiliriz. Hele hele içimize doğan, kalbimizden gelip geçen duygu ve düşüncelere hiç gücümüz yetmiyor. Bunların tamamı senin için malumdur ya Rabbi. Yarın bunların tümünden hesaba çekilmek üzere senin huzuruna geleceğiz. Dönüşümüz sanadır Allah'ım. Biz buna da inanıyoruz. Hayatımız, varlığımız nasıl sendense, ölümümüz de sendendir ve nihayet öldükten sonra tekrar hesap kitap adına dirilip senin huzurunda toplamamız da sendendir ya Rabbi. Biz bunun bilincinde olarak bunun için hazırlık yapmaktayız. O gün yüzü kara ve utananlardan olmamak için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Bizi o günde perişan etme ya Rabbi. Kusurlarımıza bakma ya Rabbi diyebilmemiz
yani demeye yüzümüzün olması için kitabı tanımamız, gücümüz nispetinde kitabı tanımamız, tanıdıklarımızla iman etmemiz, sonra da ona itaat etmemiz, yani kitabın bizden istediği hayatı yaşamaya çalışmamız gerekecektir. İşte bunu demeye yüzümüzün olabilmesi için. Evet, ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, müminler hem işitiyorlar, hem tasdik ediyorlar, hem itaat ediyorlar, hem kulluk yapıyorlar, hem de bununla beraber kusurlu olduklarını itiraf ediyorlar. Yani yaptıklarının Allah'a layık olmadığını da, daha fazlasını yapmaları gerektiğini de böylece Rablerine karşı itiraf etmiş, Rablerinin gufranını talep etmiş oluyorlar. Müminler böylece Rablerine teslimiyette bulununca, böylece Rablerine arz-ı ubudiyet ve özür beyanında bulununca, bakın Rablerinden, ilahi rahmetten de kendilerine şu müjde geliyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Evet, Allah'ın kullarına yükleyeceği yük ancak kulların güç yetireceği kadardır. Hatta onun çok çok altındadır. Sizi yaratan Allah, sizin ne kadar yük çekebileceğinizi, sizin nelere katlanabileceğinizi çok iyi bilmektedir. Allah merhametlidir. Allah kullarını asla zorlamaz. Sıkıntıya sokmak istemez onları. İşte bu ayet, daha önce geçen ve Müslümanların, sahabenin belini büken, وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Kalplerinizdekileri açıklasanız da, gizleseniz de, Allah onlarla sizi hesaba çekecektir ayetini, bir görüşe göre beyan eden, açıklayan, başka bir görüşe göre de nesheden ayettir. Buna göre diyoruz ki, Allah kalpten geçenlerden bizi hesaba çekse bile, ancak bizim elimizde olarak düşündüklerimizden hesaba çekecek, elimizde olmadan, gücümüz yetmeyerek içimizden geçenlerden Allah bizi hesaba çekmeyecektir, anlıyoruz. Yani insanın kendisinden kurtulma imkanı olmayan nefsin, şeytanın vesveselerinden hesaba çekilmeyeceğiz anlaşılıyor. Ancak bu düşünceler bizi sardığı zaman bunlardan kurtulmaya çalışacağız, unutmaya çalışacağız, reddedeceğiz, gereğini yapmamaya yani amele dönüştürmemeye çalışacağız inşallah. Evet, Allah kulları için kolaylık diler, onlara güçlerinin yetmeyeceği zor yükler yüklemez. Hani surenin önceki bölümlerinde de geçmişti, zannediyorum 180 küsür ayetlerden birisinde geçmişti. Allah diyordu ki bakın, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Sonra sakın yanlış anlamayın. Bu kulluk adına yaptıklarınız da Allah için değil, kendiniz içindir. Yani Allah'ın bu yaptıklarınızın hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Hem dünyanızın mutlu hem de ahiretinizin mamur olması için Allah size bunları emrediyor. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kişinin kazandığı İyilik lehine yani kendisinedir, kötülük de aleyhinedir. Yani herkesin kendi kazancı kendisinedir. Kim bir iyilik yaparsa o kendine, kendi lehine, kim de bir kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. İyiliğin sevabı da kötülüğün vebali de kendisine ait olacaktır. Yani yaptıklarınızın yararları da zararları da menfaatleri de mazarratları da Allah'a değil kendinizedir. Öyleyse kendisini seven kişi, kendisi için iyilik bekleyen, iyilik uman kişi, yaptıklarıyla kendi kendisine zulmetmesin. Kendini can yakan, dayanılmaz ateşten korumasını bilsin. Bunun için de hayırların en güzelini kendisi için işlesin. Kendisini ateşe götürecek amellerde bulunmasın.
Kendi kendini kendi elleriyle cehenneme atmasın diyor Rabbimiz. Sonra da müminlerin çok hoş bir duasını hatırlatıyor. Ya da müminlerin böylece dua etmelerini istiyor Rabbimiz. Bakın müminlere dua yolunu gösteriyor ve böylece onu kabul edeceğini, o duayı kabul edeceğini de işaret ediyor. Teminat veriyor Allah. Bakın şu duayı yapmalarını istiyor. Rabbena la tuâhidna in nesînâ ev ahtâna. Rabbimiz unutmuş yahut hata yapmışsak, bu yüzden bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Ya Rabbi, bize teklif ettiklerini imkanımız nispetinde en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz, çalışacağız. Hatta farzların da ötesinde nafilelerle hayır kazanmak üzere senin rızanı kazanmaya azmettik ya Rabbi. Ama insan oluşumuzdan, beşer oluşumuzdan ötürü senin emirlerinden, senin farzlarından birini unutur veya iyi bir şey yapıyoruz zannıyla yasaklarına, haramlarına düşersek, yani hata edersek, bunlardan dolayı da bizi hesaba çekme ya Rabbi. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu iki şekilde olur. Birincisi, ya hayrı, hayır bilgisinden mahrum olunduğu için terk etmek şeklinde olabilir. Yani emrin, farzın farkında olunmadığından emir terk edilmiş olabilir. Yani hayırdan habersiz yaşamak ya da hayrı unutmak şeklinde olabilir. Ya da şerri, haramı yanlışlıkla emir zannederek işlemekle olabilir. İşte bunlara unutma ve hata denir. Bunların kimilerinde kişi mazur sayılırken, kimilerinde de mazur sayılmaz. Bunu şöyle ifade edeyim inşallah. Unutma ve hata iki türlüdür. Birincisi, sahibinin mazur görülebileceği unutma ve hatalar. İkincisi de sahibinin asla mazur görülemeyeceği unutma ve hatalar. Mesela bir adam üzerinde bir necaset görse de bunu temizlemeyi geciktirse, yani hemen temizlemeyi geciktirdiği için, hemen temizlemeye gayret etmediği için sonra da unutup o elbiseyle namaz kılmışsa bu adam mazur sayılmayacaktır. Veya mesela bir adam dinin emirlerini öğrenmeye çalışmasa veya öğrendikten sonra onu unutmamak için amele dönüştürme adına ya da onu başkalarına duyurma adına bir çabanın içine girmese ve böylece unutursa o kişi de mazur sayılmayacaktır. Bunun için bakın yukarıda borçlarla ilgili bir örnek vermişti Rabbimiz. Yani unutmamak için yazılmasını öğütlemişti. Allah'ın emirlerinin tamamı böyledir. Hani unutarak yanlışlıkla içilen bir zehirin zararı yoktur denilemez değil mi? Onun içindir ki bakın burada ayeti kerimede ya Rabbi bizi unuttuklarımızla mükellef tutma denmemiş de bizi bu unuttuklarımızla muahaze etme, hesaba çekme. Yani bizi bunlardan sorumlu tutma ya Rabbi denilmiştir. Yani bunlarla mükellefiz ama bunlardan hesaba çekilmemek üzere bizden dua etmemizi istiyor Rabbimiz. Bakın Allah'ın Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Hata ve unutmadan doğan sorumluluklar ümmetimden kaldırılmıştır. İbn-i Mace'de Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Yine başka bir hadislerinde de Allah'ın Resulü yine İbn-i Mace'de şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allahu Teala ümmetimden hatayı, nisyanı yani unutmayı ve ikrah olundukları yani zorla yaptırıldıkları şeyleri bana bağışladı diyor Allah Resulü. İslam müsamaha dinidir. Allah bizim hayatımız için en güzel, en uygun kanun koyucudur. Yani bir yer bir vida için hazırlanmışsa elbette oraya ancak o vida girer. Altından, gümüşten vidalar bulsanız bile oraya uygun değilse bir mana ifade etmeyecektir. Öyleyse bizi yaratan, bizi bizden, bizi herkesten daha iyi bilir.
Hakkımızda en güzel prensipleri de ancak bizi yaratan Rabbimiz vaz edebilir, başkası değil. İnsan iki yönlü bir varlıktır. Bir yönüyle Allah'tan gelen ruh sahibi, diğer bir yönüyle de dünya şartlarıyla ilgili yani beden ve vücut sahibidir. Birinci yönüyle insan Allah'a bağlanmaya, Allah'a sığınmaya, Allah'a kulluk etmeye ihtiyaç içinde yaratılmışken, diğer yönüyle de yemeye, içmeye, cinsel ilişkiye, işte yatmaya, uyumaya ihtiyacı vardır onun. Allah öyle yaratan, düzenleyen, öyle kanun koyan bir Rab ki, yarattığı bu varlığın bütün ihtiyaçlarını, bütün arzularını, bütün gereksinimlerini, bütün zaaflarını, bütün kusurlarını, bütün özelliklerini bilerek onun için sistem koyandır, onun için hayat programı vaz edendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde yarattığı insanın özelliklerinden, yoğurduğu mayasından bahseder. İnsan zalimdir der. İnsan cahildir, nankördür, cimridir, acelecidir, itirazcıdır. Meşakkat içindedir. Mala karşı, dünyaya karşı, kadına, erkeğe karşı meyillidir. Unutkandır gibi onun pek çok özelliklerinden söz eder Rabbimiz. Yaratan hiç yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığının mayasını tanımaz mı? Bilir elbette. Hatta hiç kimsenin bilemeyeceği kadar. İşte bu hadiste ve ayeti kerimede anlatıldığına göre kullarının unutkanlığını, unutacağını, hata edeceğini çok iyi bilen Rabbimiz bu iki şeyin günahından müminleri bağışlamıştır. Hata ve nisyan. Bir de ikrah yani zorlama. Hata, meşru bir şey yapmak isterken kastı olmayarak kişinin gayrı meşruya düşmesidir. Mesela bir hayvanı yahut bir kafiri öldüreceğim derken hataen bir Müslümanı öldürmesi veya kendi malı zannederek hataen bir başkasının malını telef etmesi veya ihramlıyken hataen bir hayvanı öldürmesi, hataen birisine zarar vermesi, birinin gözünü çıkarması gibi. Kulun böyle hataen yaptığı şeylerde kasıt ve niyet olmadığı için Allah bunların günahını kaldırmıştır. Ama şurasını da unutmayalım ki bunlara tereddüt eden cezalar bakidir. Mesela hataen bir mümini öldüren kişi diyet cezası ödemek zorundadır. Veya hataen bir başkasının malını telef eden kişi onu tazmin etmek zorundadır. Veya hataen bir hayvan öldüren ihramlının, hataen göz çıkaran kişinin belli cezaları vardır. Bunlar hatadır ve bu hataların cezalarını da Rabbimiz Kur'an'ın başka yerlerinde bize anlatmaktadır. Nisyana yani unutmaya gelince, nisyan kişinin bir şeyi bilip de onu yaparken unutmasıdır. Mesela kişi abdestsiz olduğunu unutarak namaz kılarsa bu fiilinden ötürü ona günah yoktur. Ama abdestsiz olduğunu hatırlar hatırlamaz namazını iade etmesi gerekir. Veya mesela bir kişi besmeleyi unutarak hayvan kesse, İmam Ahmed'e göre bu hayvan yenir. Zira bunun geri dönüşü yoktur. Kişi unutarak bir namazı terk etse bunda bir günah yoktur. Ama hatırlanınca o namazı kaza eder. Uyku da böyledir. Ama kişi bunun ortamını kendisi hazırlarsa, mesela gece geç saatlere kadar televizyon seyrederken sabah namazına kalkamıyorsa, bu kişi işte bundan sorumlu olacaktır. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Kim uyur ya da unutarak namazı terk ederse, uyanınca veya hatırlayınca onu iade etsin. Bundan dolayı o kişiye kefaret yoktur buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ama unutarak namazda konuşsa, kişi bu fiilinden ötürü kendisine günah yoktur ama sahih olan kavle göre namazı bozulmuştur. Bu kişinin bu namazını iade etmesi gerekir.
Öyleyse bir şeyi unutmadan evvel ne yapmamız gerekiyorsa onu hatırlar hatırlamaz aynı şeyi yapmak zorundayız. Mesela farz edin ki Allah'ın ayetleriyle alay edilen, İslam'la, Kur'an'la, şeriatla alay edilen bir mecliste oturmayı, bulunmayı Allah yasak kılmıştır. Ama diyelim ki şeytan bunu bize unutturdu ve biz orada oturup kaldık. Şeytan bizi orada oturtuverdi. İşte bunu hatırladığımız anda unutmadan evvel ne yapacaksak onu yapmak zorundayız. Yani unutmasaydık, şeytan bunu bize unutturmasaydı ne yapacaktık? Oturmayacaktık orada değil mi? İşte hatırlayınca da hemen onu icra edeceğiz ve derhal kalkacağız o meclisten. Değilse Allah korusun, bu konunun anlatıldığı ayetin devamında Allah'ın buyurduğu gibi eğer hatırladıktan sonra da dinle, İslam'la, imanla, Kur'an'la, sünnetle alay edilen o mecliste oturmaya devam edersek aynen onlar gibi oluruz Allah korusun. Nisyan ve unutma böyledir. Mesela çocuğumuz seccadeye işemiş ama biz bilmeden onda namaz kılmışız. Ama sonra da görmüşüz ya da bunu hatırlamışız. Bu fiil nisyanımız sebebiyle affolmuştur ama hatırlar hatırlamaz hemen namazımızı iade etmek zorundayız. Ama bütün unutmuş ve hiç hatırlamamışsak o zaman namazımız caiz olmuştur diyoruz. Oruç da böyledir ama oruç için özel bir nas vardır. Unutarak yiyip içeni şeriat affetmiştir ve tekrar o kişiyi oruca döndürmemiştir Rabbimiz. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Kim unutarak orucunu yemiş içmişse orucunu ikmal etsin. Zira onu ona yediren yani onu unutturarak yediren, içiren Allah'tır buyurur Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ama nikah konusunda durum böyle değildir. Mesela bir kadın ve erkeğin evlenmesinden önce unutup da ses çıkarmayan bir kadın sonradan durumu hatırlayıp da eyvah ben ikinizi de birlikte emzirmiştim derse bu yapılan nikah hatadır ve başkasının nisyanından, başkasının unutmasından kaynaklanarak meydana gelmiş olan bu hatadan taraflar ayrılarak yani boşanarak ancak dönebilirler. Yani burada geriye dönüş emrediliyor. Ama kimi nisyanlardan geriye dönüş mümkün değildir. Mesela 3 bardaktan ikisinde su bulunsa, birisinde de içki olsa, unutarak su zannıyla içkiyi içmişse bir kişi artık bunun geriye dönüşü yoktur. Bunun geriye dönüşü ancak intibadır, yani dikkatli olması ve tövbe etmesi istenir bu kişiden. Evet, bu konuda en önemli konuyu bir daha hatırlatıp bitirelim inşallah. Ne demiştik? Eğer kişi bunları kendi ihmalinden ötürü meydana getirirse, mesela dini vazifelerini bellemeye çalışmaz, öğrenme yoluna girmez veya belledikten öğrendikten sonra onu unutmamak için tekrar tekrar mutalada bulunmaz, onu amel haline getirmez veya onu başkalarına duyurarak kendi malı haline getirmezse ve böylece onu unutursa, bu unutma da mazur sayılmayacaktır diyoruz. Bakın bundan sonra ikinci bir dua geliyor veya duanın devamı geliyor diyelim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yaptığın gibi altından kalkılmaz, üstesinden gelinmez, zor dayanılır, bel büken, boyunduruklar, meşakkatli buyruklar altında bulundurma bizi. Sonunda mükelleflerini çileden çıkaracak, kimilerini maymunlaştırıp, kimilerini yerin dibine batıran, kimilerini birbirlerini öldürmeye, kimilerini zillet ve meskenet damgası yemeye götüren ağır sıkıntılara sokma bizi ya Rabbi. Bizi ağır yüklerin altında bunaltma ya Rabbi. Isır
kelimesi lügatta hapis, esaret anlamına gelir. Ama altında kalanı ezen, altında kalanı kahreden, nefes aldırmayan ağır yük demektir. Anlaşılıyor ki tarihte bizden önceki ümmetlere, Yahudi ve Hristiyanlara çok ağır yükler yüklenmiş. Mesela kendi şirrettiklerinden ötürü Yahudilere 50 vakit namaz kılmaları, mallarının dörtte birini zekat olarak vermeleri, necaset bulaşmış elbiselerini kesmeleri, vatanlarından sürüp çıkarılmaları, toptan kılıçtan geçirilmeleri, tevbelerinin kabulü için intihar etmeleri ya da birbirlerini öldürmeleri, işledikleri bir isyan üzerine hemen cezalarının anında verilmesi veya Ramazan gecelerinde de hanımlarına yaklaşmamaları gibi onlara daha önce bir kısım altından kalkamayacakları, ezilecekleri, bunalacakları yükler yüklenmiştir. İşte Rabbimiz merhametinden dolayı Müslümanlara böylece dua etmelerini öğütledi. Onlar da böylece dua ettiler de Rableri onların dualarını kabul edip onların omuzlarındaki bu yükleri kaldırıverdi. Yani anlıyoruz ki kul Allah'a kul olursa, Allah'ın çektiği yere gider, Allah'ın dediklerini yapmaya çalışırsa, Allah'ın koruması altına girer, Allah'a teslim olursa, Allah da ona lütuflarda bulunacaktır. Allah ona ihsanlarını yağdıracaktır, anlıyoruz. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceğini bize taşıtma. Ey Rabbimiz, hem bize kolay kulluklar yükle, hem de yüklediğin vazifeleri ifa etme konusunda bize güç ve kuvvet ver, sabır ver ya Rabbi, dayanıklılık ver ya Rabbi. Yani bizleri buna muvaffak kıl Allah'ım. Bizi altından kalkamayacağımız belalar, üstesinden gelemeyeceğimiz, sabredemeyeceğimiz imtihanlar ve iptilalara maruz bırakma ya Rabbi. Bizi böyle şeylerle imtihan etme ya Rabbi. Hiç çekilmez, dayanılmaz, takat getirilmez, yerine getirilmez imtihanlar altında bizi inletme ya Rabbi. Mesela ne gibi? Yokluk gibi, felaketler gibi, zillet ve meskenet gibi bu tür belalarla, bu tür iptilalarla bizi imtihana çekme ya Rabbi. Çünkü biz biliyoruz ki o istediklerini yapsak bile sana layık, senin istediğin biçimde yapamayınca kaldıramayacağımız, dayanamayacağımız azapları hak etmiş olacağız. Bu konuda bize merhamet buyur ve yükümüzü hafiflet ya Rabbim. Öncekilerin sırtına yüklediğin o ağır yükleri bize yükleme, bizi onlardan muaf tut ya Rabbim. İslam'ın kolay hükümlerinden bizi ayırma ya Rabbim. İslam sisteminin gölgesinden ayrılmaya, başka sistemlerin pisliğine ve ağır, ezici, kahredici yüklerinin altına girmeye, böylece senin rahmetinden, senin sisteminin rahmet ve bereketinden cüda düşmeye bizler dayanamayız ya Rabbi. Bizleri senin sisteminin kolaylıklarından mahrum etme ya Rabbi. Zira başkaları asla senin kadar merhametli, senin kadar cömert olamazlar. Başkaları doyumsuzdur ya Rabbi. Senin sisteminden kopup başkalarının sistemine gidersek, o sistemlerin sahipleri zalimdirler, doyumsuzdurlar, cimridirler, hotfuruşturlar. Öyleyse bizi başkalarının eline düşürme ya Rabbi. Bizi kendi sisteminin gölgesinden cüda düşürme ya Rabbi. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Bizi affet, bağışla bizi. Sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim tek Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et ya Rabbi. Kafirlere karşı bize yardım edip bizi galip getir ya Rabbi. Bizi affet. Sana karşı bilerek veya bilmeyerek, bizim bildiğimiz senin de bildiğin, bizim bilmediğimiz ama senin bildiğin tüm günahlarımızı affet ya Rabbi.
Hatalarımızı siliver. Kusurlarımızı görmeyiver. Bu sana layık olmayarak yaptıklarımızı hesaba katmayıver ya Rabbi. Bizi onlardan sorumlu tutmayıver ya Rabbi. Bizim geçmiş günahlarımızı affettiğin gibi gelecekte de bize muvaffakiyet vererek yeni yeni günahlara düşürme ya Rabbi. İyiliklerimiz, hayırlarımız çok az olmakla beraber sen bizim mizanlarımızı ağırlaştırarak bize merhamet eyle. Bize şu üç konuda acı ya Rabbi. Sana karşı işlediklerimiz günahlarımızı bağışlayarak, diğer kullarından bizim günahlarımızı setrederek, bizi el aleme karşı rezil rüsvay etmeyerek ve de bizi bundan sonraki hayatımızda da muhafaza ederek, yeni günahlara düşmeme konusunda koruyarak bize merhamet buyur ya Rabbi. Çünkü ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Mevlamız sensin, bizim velimiz sensin. Bizler senin velayetini kabullendik. Bizler senin aldığın kararları kendimiz için bağlayıcı kabul ettik. Kendi iradelerimizden vazgeçip, kendi zevklerimizden, kendi düşüncelerimizden, kendi anlayışlarımızdan vazgeçip, senin seçimini seçim kabul ettik. Boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu sana verdik ya Rabbi. İrademizi sana teslim ettik. Senin çektiğin yere gitmeye çalışıyoruz. Sana dayandık, sana güvendik. Sana tevekkül ettik. Kulluğumuz, köleliğimiz ancak sanadır. Övgümüz sanadır. Minnetimiz sanadır. Senin huzurunda eğilen başlarımız asla başkalarının o önünde eğilmedi. Ya Rabbi, ey bizim Rabbimiz, ey bizim kendisine güvendiğimiz Rabbimiz, ey bizim safında yer aldığımız Rabbimiz, sen bizim Mevlamızsın. O halde kafirler güruhuna karşı sana inanmayan, senin dinini reddeden, sana karşı savaş açan, senin kitabına karşı savaş açıp onu gündemimizden düşürmeye çalışan, peygamberine karşı gelip onu reddeden, sana karşı bir kısım fanileri tanrılaştırıp sana inat, onlara kulluk yapmaya çalışan, senin kullarını bir kaşık suda boğmaya çalışan, yani yeryüzünde sana söz hakkı tanımayan, senin arzında, senin dünyanda sana söz hakkı vermeyen, senin mülkünde, senin arzında sana ve senin sistemine hayat hakkı tanımayan alimlere fırsat verme ya Rabbi. Onlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Muaz bin Cebel Bakara suresini bitirince amin Allah'ım, amin Allah'ım, amin, amin Allah'ım dermiş. Ve biz de amin diyerek sureyi bitirmiş olalım inşallah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki Bakara suresini birlikte okumaya, tanımaya ve onu itmama bizi Rabbimiz muvaffak kıldı. Allah anladıklarımızla iman etmeyi ve bu imanlarımızla bizi ve sorumlu olduklarımızı diriltmeyi nasip kılsın inşallah. Bakara'dan habersiz yaşayan bu toplumu sizler vasıtasıyla bu sureyle tanıştırsın. Onların da dirilişlerini sizin elinizle mukadder kılsın inşallah. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Gelecek derslerimizde inşallah yine Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Duyduğunuz, dinlediğiniz bu ayetleri Allah kullarına süratlice ulaştırmak ve onları da diriltmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.